hiç endişe etmeyin. Zalimin zulmü karşısında asla geri adım atmayacağız. Yüreğimizle, aklımızla, mantığımızla ve halka duyduğumuz sevgiyle yolumuza devam edeceğiz. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama cezasının ardından CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız destek açıklaması yaptı. 81 ilde eş zamanlı yapılan Canan Kaftancıoğlu'na destek açıklamasına CHP İç Anadolu Masası Koordinatörü Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, önceki dönem il başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri çok sayıda vatandaş katıldı. Toplantıda ülkenin hukuk ve adaletinin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçtiğine değinen CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararının, Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıt olduğunu söyledi. Ülkemiz hukuk ve adaletin katledildiği karanlık, despotik bir dönemden geçiyor. Tek adam rejimi tarafından yaratılan bu karanlık dönemde İstanbul İl Başkanımız yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na Yargıtay tarafından verilen onama kararı aynı zamanda Türkiye'de hukukun üstünlüğünün, yargı bağımsızlığının ve en temel anayasal hak ve özgürlüklerin rafa kaldırıldığının kanıtıdır saray rejiminin İstanbul başta olmak üzere kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşadığının altını çizen tahtasız, iktidarın kaybedeceği korkusuna düştüğünü gördüklerini ve bu korkuyla toplumun her kesimindeki despotik baskıları giderek arttığını vurguladı. Saray rejimi İstanbul başta olmak üzere kaybettiği belediyelerin halen hazımsızlığını yaşıyor. Bu hazımsızlığın yerel seçimlerden sonra iktidarını kaybedeceği korkusuna dönüştüğünü görüyoruz. Yaşıyoruz. Saray rejimi iktidarını kaybedeceği korkusuyla toplumun her kesimindeki despotik baskılarını giderek artırıyor. Ancak korkunun ecele çaresi yok. Çare millettir. Demokrasidir, sandıktır. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'na verilen ceza ve siyaset yapma yasa ile vücut buldu. O nedenle yasaların, bilimin, sanatın, insan haklarının rafa kaldırıldığı bu karanlık ortamda 2019 yılındaki Ağır Ceza Mahkemesi kararına nasıl şaşırmadıysak Yargıtay kararına da şaşırmadık. İstanbul İl Başkanımız, yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu hakkında verilen kararda hukuk ve adalete göre değil, sarayın vesayetçi rejiminin diliyle yazılmıştır. Bizler Canan Kaftancıoğlu'nun yol arkadaşları olarak hukuksuz tüm kararları tanımadığımız gibi bu kararı da tanımayacağız. Yol arkadaşımız Canan Kaftancıoğlu'nun uğradığı hukuksuzluk ortadan kalkıncaya kadar, adalet yeniden tesis edilene kadar durmayacağız, susmayacağız. Zulmün, zorbalığın hesabı soruncaya kadar tüm demokratik direncimiz ve gücümüzle bu haksızlığın karşısında dimdik duracağız. Tahtasız 21 Mayıs'ta İstanbul Maltepe Meydanı'nda CHP'nin düzenleyeceği Milletin Sesi mitingine herkesi katılmaya davet etti. Hak, hukuk, adalet yürüyüşünü noktaladığı o meydandan hep birlikte tek yürek, tek ses olarak dur diyeceğiz. İstanbul'dan yükselen güçlü sesimizle ucube saray rejiminin ülkemizi uçuruma sürükleyen yönetim anlayışına dur diyeceğiz. Tüm halkımızı 21 Mayıs'ta İstanbul Mahkeme Meydanı'nda yapacağımız milletin sesi mitingine katılmaya çağırıyorum. Çorum'da kendi imkanlarımızla, tahsis ettiğimiz araçlarımızla Cuma akşamı biz İstanbul'daki o mitingde biz de yerimizi alacağız. Bu adaletsizliğe, bu hukuksuzluğa dur diyeceğiz.